Yüksek vergiler altında ezilen vatandaş, vergi konseyinin yeniden faaliyete geçmesiyle umutlanırken konseye kamu ihalelerinden de en çok pay alan mega projeleri yapan müteahhit patronlar üye olarak atandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı uzun süredir çalışmayan vergi konseyini yeniden oluşturdu. Konsey ülkenin vergi politikalarına yön veren tavsiyelerde bulunacak. Konsey çok sayıda uzman ve akademisyenle sivil toplum kuruluşu temsilcisi üye olarak alındı. Ancak büyük kamu ihalelerini alan patronların da konseyde yer alması tartışmalara neden oldu. Deli Dumrul Köprüsü yaptılar. Köprüyü yaptın tamam eyvallah. Hastane yaptın eyvallah. Havaalanı eyvallah. Peki kaça yaptın bunları? Milletin cebinden yapacaksın ama kaça yaptığını açıklamayacaksın. Çünkü hortuma büyük paralar gitmiş. Konseyin müteşebbis üye adı altında Limak Holding patronu Nihat Özdemir, Tosyalı Holding Başkanı Fuat Tosyalı ve Fibo Holding Başkanı Murat Özyeğin de getirildi. Milyonluk ihaleler ve vergi teşvikleriyle gündeme gelen söz konusu patronların konsete alınması, kuzu kurda emanet edildi yorumlarına neden oldu. İstikrarlı oldukları tek konu verdikleri ballı ihaleler oldu. Çocuklarımızın rızkı rant çetelerine peşkeş çekildi. Gelirler eski genel müdürü ve CHP milletvekili Akif Hamza Çebi'ye göre konsey bu haliyle zenginlerden vergi alma konusunu artık tartışamayacak. Bir kişiyi hem Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyesi yapacaksınız hem de vergi konseyine alacaksınız. Bir kişiye hem dünya kadar kamu ihalesi vereceksiniz, yetmedi Futbol Federasyonu Başkanı yapacaksınız, o da yetmedi vergi konseyine alacaksınız. İktidarın kafasında hep aynı iş adamları var. Bu konseye yandaşlardan vergi almama konseyi demek daha doğru olur. İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta da toplumda farklı imajları olan patronların üye olduğu konseyden güzel işlerin çıkamayacağı görüşünde. Bu isimler iş dünyasına haksızlıktır. Bunlar iş dünyası yerine kendi bireysel menfaatlerini öne çıkaracaklardır. Vergi avantajlarından, vergi muafiyetlerinden en çok bu isimler yararlanıyor. Memlekette müteşebbis mi kalmadı? Bunlar Cumhurbaşkanı'na çok yakın isimler. Bunlar Cumhurbaşkanımız böyle istiyor deyip konseyden karar çıkarabilirler. Bu yapıyla bu konseyden ortak akıl çıkmaz, talimat çıkar. Toplam 65 isimden oluşan vergi konseyi belirli dönemlerde toplanarak hükümetin oluşturacağı vergi politikaları konusunda görüş bildirecek. Konseyin her toplantısında üyelere 180 lirayla 540 lira huzur hakkı verilecek. Bir üyeye ayda en fazla 2160 lira ödenecek.